Merhaba arkadaşlar. Toolbox nesneleri ve görevlerinden bahsedeceğim size bugün. Windows Form Application üzerinde kod yazarken görsellik, bir giriş çıkışı ve benzeri amaçlar için Label, Textbox, Featurebox, buton gibi Toolbox listesindeki nesneler kullanılır. Bu nesneleri Toolbox yani araç kutumuzdan seçerek şöyle form üzerine bırakılır. Bu form alanı tasarımların yapıldığı ama araçların koyulduğu kısımdır. Şuradan Properties yani özellikler kısmından bazı özellikleri değiştirebiliriz. Şöyle mesela form birim background'ını, back color'ını hemen değiştirelim. Şu şekilde. Şu an değiştirdim. Pembe yaptık. Mesela şu form 1 yazan tekstini değiştirebiliriz. Oranın ismini form 1 değil de. Şu şekilde yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Butona tıkladığımızda bize bir mesaj versin. Ama önce buton eklememiz gerekiyor formumuza. Şuradan bir tane buton ekledim. Mesela butonumuzu şu şekilde büyütebiliyoruz, küçültebiliyoruz. Yerini değiştirebiliyoruz. Sürükleyip bırakarak. Şu tekstini değiştirelim. Ne dedim? Butona tıkladığımızda bize bir mesaj veren bir kod yazacağız. Önce şuraya şey diyelim. Mesajınız var diyelim. Bunun tekstini değiştirdik. Şey içindeki yazı metnini değiştirebiliriz for color'ından. Onu da değiştirelim. Özelliklerini görmüş olsunuz. Fontunun da kalın yapalım. Yazı biraz daha bir de boyutunu da büyütelim. Bunun daha büyük, daha güzel oldu. Buton 1'in name'ini de değiştirelim. Şu an tek butonumuz olduğu için aslında buton name'ini değiştirmemize gerek yoktu. Ama birden fazla buton kullanıyorsak, eğer formumuza eklediysek, name'ini özellikle değiştirelim. Kod yazarken daha anlaşılır olması açısından. Şimdi butonumuza tıkladığımızda bize mesaj gelecek. O yüzden mesaj bak nokta show zaten göstermek. Buraya bir mesaj yazalım. Ne yazalım? Diyelim. Şimdi F5'e basıyorum. Açılan penceremizde. Şimdi butonumuza tıkladığımızda mesaj box'ın içine yazdığımız mesajı bize gösterecek. Şu şekilde. İşte ne yapabiliriz? Kullanıcının girdiği metni bize göstersin. Yani şuradaki text box'ımıza girilen. Şurayı değiştireyim. Kod kısmına. Text box'ımıza. Yani kullanıcının girdiği metni ekrana yazdıran bir program yapalım. Tamam. Düzeltelim. Tasarımımızı düzeltelim. Şuraya da tıklayın diyelim. Kullanıcı bir mesaj gelsin. Kullanıcının girdiği mesajı bu şekilde gösteriyor.
Bir Checkbox ile ilgili bir örnek yapalım. Şunları sileyim ben direkt. Checkbox'ta kontrol kutusunu yani kullanıcı birden çok seçeneği seçme imkanı sağlar. Buradan checkbox alayım. Şu an göremedim nedense. Şey yapalım. Sipariş fişi yapalım. Bir tane sipariş fişimiz olsun. Orada checkbox'ı seçtiklerini ne kadar tutar, ya seçtiği ürünlerin ne kadar tuttuğunu bize gösteren bir sonuç olsun. Bir program olsun. Şöyle bunları gruplayalım. Group box kullanalım bir tane. Daha tasarım açısından daha güzel durur. Şuradan bir tane group box alayım. Bunun ismini sipariş bir şey yapayım. Okay. Şöyle. Kaç tane ekleyeceğimiz? Sipariş bir iki tane daha checkbox ekleyelim. 4-5 olsun. Sipariş fişimizde ne olsun? Çayımız olsun. Sayımız ne kadar olsun? 4. Onları şey yapalım. Label'la şuraya fiyatlarını da yan tarafa. Çay 5 TL. Ayvalık tostumuz olsun. Benim yurtta düzenli olarak yediğim Ayvalık toz. Şöyle. Bu da 10 TL. Kumru olsun. Cipsimiz olsun. Bir de lollipop olsun. Lollipop şeker. Şöyle. Kumru 8 TL. Cips 20 TL. Bu da 2 TL olsun. Böyle daha net ve daha güzel gözüktü. Group box'ımızın back color'ını da değiştirelim. Ama şimdi bu checks box'larımızın name'lerini değiştirmem gerekiyor. Kod yazarken rahatlıkla seçebilmem için. Ay.
Bir de bizim hesapta diye bir buton eklememiz gerekiyor. Bir de tutarı gösterdiğimiz kısım, şu grup baksın tutayım. Bir tane butonumuz olsun hesaplaması için. Buna tıkladığımızda buradan buton hesapla. Bunun ikisini de hesapla dedim. Bir de tutarı göstermemiz gerekiyor. Şunu şöyle ortalayayım, daha güzel dursun. Şimdi başlığımızı hallettik, tasarımımızı hallettik. Geriye kod kısmı kaldı. Onu da şu hesapla butonumuza. Bu öncekinden kalmak butonunu bir sileyim. Önce tutarımızı diye bir değişken tanımlayacağız ama bunu değerine sıfır verelim. İlk değerimiz sıfır olsun. Yine burada if kullanacağız. Checkbox. Bunların isimlerini almıştım ki. Ayvalık tostumuz 10 TL demiştik. Cipsimize 20 demiştik. Yanlış hatırladım. Tekrar bir kontrol ederim. Sayımızda 5 demiştik. Kumru ya kontrol edeyim 8 miydi? Aynen kuma 8 ayvalık 10 çay 5 cips 20 şeker de 2. Bunların hepsini tutar tekstimize yazdıracağız. Böyle bir değişken tanımlamıştık. Çalıştırabiliriz. Bir çayı seçelim. Ayvalık tostumuz olsun. Bir de cips alalım. Hesapla diyelim. Bu şekilde bu fiyatların toplamını bize burada hesaplayıp veriyor. Checkbox'la ilgili yaptığımız örnekte sipariş bir şeydi. Başka radyo butonla ilgili bir örnek yapalım. Şunları sileyim. Radyo buton ise checkbox'tan farklı. Aslında checkbox gibi. Radyo butonu da seçebiliyoruz. Ama checkbox'tan farklı olarak birkaç seçenekten sadece birini seçme imkanı veriyor bize.
Yani checkbox'ta bir sürü seçme imkanımız vardı, seçeneğimiz vardı. Ama radyo butonu sadece bir tane seçme imkanımız veriyor. Şöyle ekleyeyim. Yani onay kontrolüdür. İki tane olsun şey yapalım. Kadın erkek yani cinsiyet seçimi yaptıralım. Yine kullanıcıya. Alt soyad girsin. Cinsiyet. Bir tane grup box alalım. Cinsiyet diyelim. Şekilde. Kullanıcı bilgileri diyeyim şuraya. Aynen kullanıcı bilgilerini alalım. Soyadı. Cinsiyetini alalım. Bir de gönder butonumuz olsun. En son gönder dediğimizde bilgilerini bunlar gönder butonu olsun. Şuraya erkek. Şunun ismini değiştiririm. Bunun buton gönder olsun. Bunları da değiştireyim. Bu ismi bunun alt soyad şöyle bir tane daha radyo butonu ekleyeceğim. Yanlış yere yazdım. Tamam. Hepsini isimlendirdim. Tekstleri de değiştirdim. Evet. Şurayı bir grup box'ın içine alalım. Aslında şuna gerek yok. Şu grup. Bunun bir de kalanını değiştirelim. Daha net olsun.
Daha hoş durdu. Şimdi bunları yazdıralım. Adı ve soyadı string olduğu için onlar string olarak. Değişkenimizi tanımıyorum. Adı. Soyadı. Bir de cinsiyetimiz var. Bu text. Nokta text. Buraya da eşittir. Şimdi bu cinsiyeti içinde kuracağım. Çünkü radyo butonunda hangi cins çekettiyse radyo erkek cinsiyeti erkek. Mesaj box formunda kullanıcı bilgilerini gösterelim. Şöyle adı. Artı alt. Şöyle. Adı, soyadı, adı, soyadı. Çalıştıralım. Adam. Kadın diyelim. Adı, soyadı, cinsiyet direkt bu şekilde. Kullanıcı bilgilerini aldığımız programımızı da yaptık. Radyo butonu kullanarak. Radyo buton ve checkbox arasındaki farkı anladığınızı düşünüyorum. Tekrar edeyim. Checkbox birden fazla seçeneği seçme imkanı sunuyordu ama radyo buton birden fazla seçeneği seçme imkanı vermiyor. Sadece birini seçme imkanı veriyor bize. Başka örnek yapalım. Radyo butonu kullandık. Combo box'ı kullandığımız bir örnek yapalım. Şunu sileyim. Combo Combo Box'ta açılan liste üzerinden sunulan seçenekler arasında seçim yapabilme olanağı sağlıyor bize, sağlayan araçtır. Yani listeden ögeler açılan bir kutuda görüntülenir ve en fazla bir tane öge seçilebilir.
içerisinde örneğin yaptığımızda daha iyi anlaşılır olacak. Şurada items'tan yani buraya yazabiliriz. Ama önce ne yapacağımızı karar verelim. Mesleğini seçen bir şey olsun. Kullanıcının mesleğini seçsin bize. İki tane label alayım. Kullanıcı adı soyadını girsin, mesleğini girsin. Şuraya. Tek tek adı soyadı girin, şey yaptırmayalım, direkt girsin. Öncekisinde ikisini ayrı almıştık. Şimdi öyle yapmayalım. Şuradan da meslek. Şuraya meslekleri girelim. Mail girelim. Memur. Avukat. Tamam. Ürünler. Tamam. 5 tane meslek girdim. Ögelerimiz tamam. Yani şuradan yapmayıp kodla da giriş yapabilirdik. Bir de yani az önceki Combox göstermiştim mi? Yani şuradan item'ı seçmiştik. Buraya yazmıştık. Bunu yapmayıp şu şekilde de yapabiliriz. Bir tane buton alayım. Direkt dur. Form application içine yazayım. Yani şey. Filtering. Meslekler. Hangi meslekten almıştık? Tam. Memur. Şekilde. Az önce eklediğim için onlar da gözüktü. Kodla eklediklerim de gözüktü. Ben hem kodla nasıl yazıldığını göstermek istedim. Hem de kodla yazmayıp direkt items kısmından ekleyebiliriz de. O şekilde de göstermek istedim. Combo Box'ı da bu şekilde kullanıyoruz. Yani Combo Box bize items özelliğini kullanabilir. Açılı bir liste elemanları ekleyebiliyoruz. Yani bir kutu görüntülüyor ve o listede en fazla bir tane öge seçebiliyoruz. Yani bize seçim yapma olanağı sağlayan bir araçtır Combo Box. List Box'tan bahsedeyim. Şunları şöyle. ListBox ise bize kullanıcıya sunulan seçeneklerin bir liste halinde görülmesini sağlar. Liste kutusuna istenen sayıda öge seçilebilir burada. Buna da kodla ekleyelim. Şunları sileyim.
yazalım. Meyve isimleri ya da elma. Şekilde Liquibox'ta bize meyve isimlerini listeliyor. Combines'ta şey yapabiliyorduk. Bu şekilde açılan bir pencerede seçebiliyorduk. Liquibox'ta da direkt bize listelediğimiz seçeneklerin görünmesini sağlıyor. Seçeneklerin bir liste haline görünmesini sağlıyor bize. Şekilde arkadaşlar. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.